Talihsiz bir kuşağın çocuklarıydılar. Hayat onları hep mecbur bırakmıştı. Bıyıkları terlediğinden beri neredeyse bir gün olsun gün yüzü görmemişlerdi. Çanakkale'den Trablus'a, Yemen'den Sina'ya, Balkanlardan Kafkaslara buluşmadıkları coğrafya kalmamıştı. Ve neticede işte bu daracık odaya sıkışmışlardı. Umutsuz olmayacağız. Uçurumun kenarındayız. Bizi canlı canlı mezara atmak istiyorlar. Son bir cüret belki kurtarabilir. Anadolu'ya geçiyoruz. Önceki videoda bahsettiğim işte hani Boşnak kimliğine ya da Gürcü ya da Çerkes kimliğine dayanma şu açıdan önemli. Tabii ki o insanların, benim de büyüklerimin çok büyük acılar çektiği, işte 6 yaşında yapayalnız kalmış mesela büyük dedem. Çerkes mübadelesinde mi, Çerkes kıyımında mı demeliyim, geldikten sonra Samsun'da yapayalnız kalmış. 1800'lerin sonuna doğru 6 yaşında, düşünsenize o yaştan bir aile kurmuş, okumuş. Eğer kız olsaydı, erkek değil de kız olsaydı bambaşka belki bir hayatı olacaktı. Belki hayat bile kurabilir miydi? Yani tabii ki onlardan bahsetmek, onlara gönderme yapmak, onların çektiği acılara duyduğumuz saygıdan onları onurlandırmak. Benim bu kitaptaki yani insanlardan bahsetmek istememin nedeni de o. Kurtuluş Savaşı birçok insanla birlikte kazanılıyor. Fedakarca savaşan, fedakarca çalışan birçok insanla birlikte kazanılıyor ve onlardan bahsederek onları onurlandırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü çoğu eğer Hollywood'da olsa ya da yurt dışında olsa, yani kaç kere üzerlerine film çekilecek kişilikler. Kendi büyüklerimiz de dahil. Ama bu kimliklere, anlatmak istediğim bu kimliklere dayanmak yerine, bu kimlikleri öne çıkarmak yerine birlikte olmak bugünlerin ana konusu. Yani kendimizi ileriye taşımak, işte ekonomik krizi atlatmak gibi şeylere çözüm üretmek bugünlerin ana konusu olmalı. Yoksa 100 yıl öncesinde olmanın da ötesine gidemiyoruz. Bir Ege'de bir anı var. Neredeydi? Bursa'da mıydım? Mehter. Bütün silahlar ellerinden alınmış askerlerin. Yunan ordusunun karşısına mehter takımıyla gelmişler ve bangır bangır bir mehter marşları çalınıyor. Mehter marşı çalınıyor ve Yunan ordusunun daha sonradan anlattığına göre, tabii ki o 10 kişilik ya da 5 kişilik ordu değil, en az bir 100 kişilik gürültü yapıyor. Bir şey, ortada silahları yok çünkü silahlarının toplandığını söylüyor. Ama o kadar güçlü ve kararlı ve cesurca öne atılıyorlardı ki çok etkilendik deniyor. Yani hiçbir şey kalmasa bile bu yaratıcılık çok önemli. Mehteran takımıyla birlikte savaşmaya çalışmak bile ne kadar yaratıcı bir çözüm. Düşünün, o günlerin çaresizliğinde, dönem tam olarak ulus bilinci yerleşmediği için Birinci Dünya Savaşı sonrasında 500 bin asker ordudan firar ediyor. Bunları toparlayabilmek en az 1,5 yılını alıyor Anadolu'nun, ordunun. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman batıda İzmir'in işgali var. Yunan ordusu gelmiş. İstanbul zaten işgal edilmiş. Doğuda işte İngilizlerin yetiştirdiği Fransız üniformalı Ermeniler, ne bileyim Kürt aşiretleri ayaklanıyorlar. İtalyanlar, Fransızlar, Amerikalılar, İngilizler, hatta dediğim gibi işte Türk dostu olarak bilinen Japonlar bile pastadan pay almaya çalışıyorlar. Atatürk yola çıkıyor Bandırma vapuruna binip yola çıktığı sırada 15 Mayıs 1919'da İzmir işgal ediliyor. Bunun bir ay öncesinde Çanakkale kahramanı Nusret gemisi mayın temizlemek için İzmir'e yollanıyor. Körfez'e yollanıyor ve Yunan'ın rahat girebilmesi için Körfez'e, İzmir işgalini rahatlıkla yapabilmesi için mayın temizliyor. Ve buna izin veriliyor. Ve o İzmir'in işgalinde Hasan Tahsin ilk kurşunu atıyor. Yunan ordusu
İşte Alsancak'tan karaya çıkıyor. O işte siyah takım elbiseli, uzun boylu bir adam, 30'larında, 30 yaşında bir adam, gencecik bir adam. İlk koşunu böyle bu kadar kolay olamaz, bu kadar kolay olamaz diye bağırarak ilk koşunu sıkıyor. Tabii ki öldürüyor. Tek başına olduğu anlaşılınca hele bir şaşırıyorlar önce. Hemen öldürülüyor. Şimdi Hasan Tahsin çok önemli bir kişilik. Neden diyeceksiniz? Gene eğer Hollywood'da olsa birkaç kere filminin çekileceği bir kişilik. Çünkü bunlar hep Anadolu'da yaşayan, işte geldi kahramanca silah çekeyim diyen gençler değil. Yani Amerika'da, aman, Fransa'da, İşte Paris'te Sorbonne'da sosyoloji okurken teşkilat-ı mahsusaya katılıyor. Daha sonra Bükreş'te İngiliz ajanlarına suikast yapıyor ve işte 5 yıl hapse mahkum oluyor. 2 yıl sonra İsviçre'ye gidiyor. Oradan İzmir'e geliyor. Hukuki Beşer gazetesini çıkarıyor. Çok 30 yıllık yaşamına dolu dolu çok şey sığdıran ve çok önemli bir canla başla, kararlılıkla ülkesi için çalışmanın ne demek olduğunu gösterenlerden birisi. Hatta 15 Mayıs öncesindeki 14 Mayıs mitinginde ilk konuşmayı Hasan Tahsin yapıyor. Milli mücadelenin önde gelenlerinden biri. Hasan Tahsin'in çok önemli olduğunu düşünüyorum bu açıdan. Yani ilk kurşunu Hasan Tahsin attı deyip geçmemek gerekiyor bence. İzmir'in işgalinden bir kere Hristos Tomos var. İzmir metropoliti. Bu gerçek adı bu değil ama Bizans Doğu Roma dini liderinin adı bu olduğu için ona gönderme yapıyor. Onu yeniden yaşatıyormuş gibi. Yunanistan'ın Megali iddiası var. Buna göre Bizans kralı Konstantin bir melek tarafından mermerleştirilmiş ve bir mağarada, rahatsız edilmeyeceği bir mağarada bekletiliyor ve İstanbul işgal edildiğinde başka bir melek onu kılıcını getirerek onu uyandıracak ve tekrar İşte İstanbul'u alacak, tekrar Doğu Roma kurulacak gibi bir hayal bu. Bu hayale göre hala bunu yaşatıyorlar. 600 yıl, 500, neredeyse 600 yıl sonra bunu yaşatıyorlar. Öyle ki İzmir'in işgalinden sonra çevreye yayılırken Manisa'ya o yerli Rumlardan istediği beyaz atla giriyor Yunan komutanı. Çünkü Manisa, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u işgal eden Fatih Sultan Mehmet'in yetiştiği şehir. Aradan geçmiş 600 yıl, hala onun der. İspanyol gribi birçok şeyi değiştiriyor. Aslında Sultan Reşat'ın görevden aldığı işte İzmir Metropoliti ya da Ermeni Patriği Sultan Reşat İspanyol gribinden vefat edince tekrar görevlerine geri dönüyorlar. Biri İzmir'e gidiyor, biri de İstanbul'a dönüyor. Kemal Atatürk de İspanyol gribine yakalanıyor. O dönemde İspanya aslında şey var, Birinci Dünya Savaşı'nda hiç bu şeyden bahsedilmiyor, yasak konulmuş ama İspanya savaşa katılmadığı için oradan haberler geliyor sadece griple ilgili, ne kadar yakıcı olduğuyla ilgili ve dolayısıyla İspanyol gribi olarak adlandırılıyor. İzmir'in işgaline gelelim. Bu ilk 3 günde 2000'den fazla insan katlediliyor. Nereye gideceklerini, karaya çıkan Yunan askerleri nereye gideceklerini çok iyi biliyorlar. Çünkü kilise yerli Rumları çok iyi organize etmiş ve bütün adresler belli. Kemer altında hiç şey bırakmıyorlar, dükkan bırakmıyorlar. 3 günde 2000'den fazla insan katlediliyor ve bunlar denize atılıyor. Öyle ki ibreti alem olsun diye denize atılıyor. Öyle ki günlerce Karşıyaka Güzelyalı sahillerinden cesetler vuruyor. Bu çok ağır. Bin kişilik bir sivil memur asker topluluğu esir olarak alınıyor. Bir hayvanların konulduğu işte gemideki bir ambara götürülüyor. Burada 3 gün aç susuz bırakılıyor. 200'ü ölüyor bunların. İşte cüzdanları, saatleri vesaire çalınıyor ve 200'ü ölüyor. Bundan sonra işkence etmek için başka bir yere hapsediyorlar bu insanları. Aynı şekilde
Burada tecavüzleri artık küçük çocuklara tecavüz edenleri işte küçük çocuklarına tecavüz etti. Anneler buna şahit olduğu için intihar edenler mi dersiniz? İşte kocaların önünde tecavüz edilenler mi dersiniz? Alsancak Devlet Hastanesi'nin kapısını kırıp 15-20 kişilik bir Yunan ordusundan bir grup buradaki hastalara tecavüz ediyorlar. Ve kayıtlı tek tecavüz vakası bu oluyor aslında o dönemde. Öyle ki vahşet büyüdükçe büyüyor. Çevre illere yayıldığında zaten Menderes kırmızı akıyor çok uzun bir süre. Hatta artık işgal kuvvetleri de bu vahşete ses çıkarmadan kalamıyorlar ve bir komisyon kuruluyor. Bu komisyonda etnik temelli kıyım olduğundan bahsediliyor. Bir 2 ayda 125 bin Rum İzmir'e yerleştirilmiş. Türkler 400 bin kadar Türk içeriye doğru göç ediyor. Öyle ki 200 kişilik, 150-200 kişilik köyler bir gecede işte 2000 kişi oluveriyorlar. Yatacak, beslenecek nasıl olacak tüm bunlar? Kış geliyor. Bir dolu sorun. Yunanistan'ın Amerika'ya gidecek olan Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'ya gidecek olan Rumların İzmir'e getiriliyor ve Bolşevik devrimiyle göç edecek olan, Rusya'dan göç edecek olan Yunanlılar da İzmir'e getiriliyor ve öyle ki Türkler bile buranın kendi vatanları olduğunu unutsun gibi. Diyeceksiniz ki İzmir'de bu vahşet olurken neler oluyor diyeceksiniz. Sarayda neler oluyor? Sarayın İçişleri Bakanı Ali Kemal, sükunetle davranınız, işgal kuvvetleri geçicidir, size bir zararları olmayacaktır diyor. Komedi gibi. Ali Kemal biliyorsunuz bu arada daha sonra İçişleri Bakanlığından istifa edip kendi Peyami Sabah sahibi olduğu Peyami Sabah'ta Mustafa Kemal'den nefret eden yazılarına devam ediyor bir şekilde. Onun deli olduğunu, başaramayacağını, işte bu Birinci Dünya Savaşı'nı kazanmış bu ülkelere karşı zafer kazanamayacağından sürekli bahsediyor. Bugünün İngiltere Başbakanı'nın büyük dedesi, Boris Johnson'ın büyük dedesi, antiparantez belirtelim. Ve hatta Anadolu'da bu kıyımı yapanlardan birisi, o günkü Yunan kralının kardeşi Prens Andrea, yani Prens Andrea bugünkü İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in kayınpederi, yani Philip'in İngiltere kralının mı deniyor tam ünvanını bilmiyorum, Philip'in babası oluyor. Philip zaten biliyorsunuz Korfu Adası'nda doğmuş. Yunanistan'ın Korfu Adası'nda doğmuş. Yunan ve Danimarka prensi olarak doğmuş. Nasihat heyetleri kuruluyor. Başlarında şehzadeler var. Şehir şehir dolaşarak işgal kuvvetlerine direnilmemesini öğütlüyorlar. Mustafa Kemal bu 6 ay İstanbul'da örgütlenmeyi gerçekleştirdi demiştik. O dönemde onun aleyhine rapor veriliyor. Ama Anafartalar kahramanını tabii ki Malta Adası'na sürgüne göndermek kolay değil. Gerçi gönderilseydi Kurtuluş Savaşı'nın seyri değişirdi. Yani Kurtuluş Savaşı olmazdı. Muhtemelen değil, olmazdı. Ama bu Anafartalar kahramanı hakkında o imajı bozacak yazılar yazıyorlar. İşte Çanakkale Savaşı'ndan sonra bu komutanların kamyonlarla altın aldığından bahsediyorlar. İşte uçaklarla köylere dağıttıkları şeylerde Mustafa Kemal'i işte böyle dalgalı uzun saçlı papyonlu saray yaltakçılarından biri gibi gösteriyorlar ve halk tabii ki bundan etkileniyor. Daha önce söylemiş miydim? Bu Son Cüret'ten sonra ben Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yabanını okumuştum. Orada burada anlatılanların canlı bir gözümde canlandırabildim yani canlı halini diyebilirim bu savaş sırasında neler yaşandığını. Öyle ki Mustafa Kemal suçlanıyor İngiltere'nin işte Müslüman devletlerden biri olduğu söyleniyor ki Ali Kemal de bunu yazıyor. En büyük İslam devleti diye yazıyor İngiltere için. Eğer İzmir'in işgalinde karşı çıkılmasaydı bugün
bu Yunan'ın ilerlemeyeceğine, düşmanın ilerlemeyeceğine ve bu kadar zayiat olmayacağına inanıyorlar ve suçlamaya başlıyorlar bir yandan da Mustafa Kemal'i. Bu da çok acı. Bu yaban Eskişehir ile şey arasında, Ankara arasında bir köyde, işte Porsukçay yakınlarında bir köyde geçiyor.